Allah razı olsun, dua ediyoruz. Bu hastalıklar, biz imtihandayız şu anda. İmtihan, büyük imtihan. Az bir imtihan değil. Anlayana. Çünkü dünya savaş halinde şu anda. Abim, Allahu Teala Kur'an'ında ne diyor? Gözleri var görmez, ayakları var gitmez, dilleri var konuşmaz. Bu devlet gibi devlet Cumhuriyet tarihinden bu yana hiç gelmedi ve gelmez. İnşallah gelir. Gelmez demeyin, gelsin isteyin. Çünkü neden? Bak, Allah razı olsun, şu hastalıkları bütün dünya bize bakıyor şimdi. Nasıl yaptılar bu işi de? Nasıl bu işi hallettiler diye? Hangi işi? Bu korona hastalığı işi. Evet. Bak, Amerika'da ölüleri yakıyorlarmış. Evet. Ölüleri yakıyorlarmış yani. Ve sigortası olmayanlara da zaten bakmıyorlarmış. Bizim ülkemizde öyle bir şey var mı? Ne diyorlardı? Hasta yok, hastane ne olacak? Havaalanı yok, uçak ne olacak? Diyor, demiyorlar mıydı? Ha, onlara Allah akıl fikir versin. Allah hidayet versin. Bak şimdi ne yapıyor? Havaalanlarını hastane yapıyor. Neden yapıyor? Lazım, ihtiyaç var da yapıyor. Dünyada bize böyle örnek olarak bakıyor. Bizden örnek alıyorlar. İnşallah onlar da bizim gibi güzel olması için gayret edecekler. Çünkü başkomutanımız başımızda olduğu müddetçe bu Türkiye'nin yeri sırtı yere gelmez. Başkomutanımız kim bizim? Göründüğü gibi olan, bazı öyle söylüyorum ben. Göründüğü gibi olan, gücünü Allah'tan alan başkomutan, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Arkasından da diyorum, göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan. Milletten almasa bir dakikada boğacaklar. Bir dakikada yok edecekler. Ama Allah milleti ona yönlendirdi. Bu Sultan Fatih'in ruhunu Cenab-ı Hak bu başkomutan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a üfledi. Ey Tayyip Erdoğan, hadi bakalım şu ecdadından kalan bütün poracaları hareket et, harekete geçir, hepsini yap, hepsini halkının önüne koy, rahatlasınlar dedi ve daha fazlasını yapıyor elhamdülillah. Avrasya tünelleri, havaalanları, kimin suyu akmıyor, kimin anadını lambası yanmıyor, kimin hastasına bakılmıyor, kimin maaşı ödenmiyor, utanmaz onlar, utanmaz. Allah onlara hidayet versin. Bize biz yeter Türkiye'm dedi, işte dünya bir araya geldi Türkiye. He? Oradan bir iki tane belediye de çıkmış, kendi kendine şey topluyormuş, aparsa topluyormuş cebine. Ulan senin topladığın parsa kendine yetmez. Çünkü besmele yok bunlarda. Halk Parti demek dedemdirdi rahmetlik. Oğlum, bunlar buğdayları denize döktüler, yedirmediler. Bunlar denize döktüler, yedirmediler. Halk Parti demek gıtlık partisi, yokluk partisi, yıkıcı parti demek ya. Hem öyle. Yani Halk Parti'den kastınız Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi işte görünüp duruyor. Ne diyor Muharrem İnce? Yenildin de yenildin, yenildin de yenildin. 250 sene geçse iktidara olamazsın. E demiyor mu, ben mi diyorum? He? Kim diyor Muharrem İnce? Kime diyor? Kendi partisine diyor. Gel bakalım lan Muharrem İnce buraya. Gel oğlum sen. Senden kurtulayım ben. Rozetini soktu, söktü buradan yakasından. Ondan sonra hadi bakalım Cumhurbaşkanı yapacağım şunu. Ben böyle bunların aklına, sırrına şeytan bile akıl erdiremez. Şimdi hepsi FETÖ mel'ununun peşine düştüler. Amerikan cortu, trak koca gavur da aldı FETÖ'yü kucağına saldı. Cenab-ı Hak da bütün hastalıkları aldı Trump'ın kafasına koydu. Hadi bakalım ne yapacaksın? Silahın çoktu. Gücün vardı. Demek ki en güçlü Cenab-ı Allah. Peki aynı korona hastalığı Türkiye'de yok mu? Sadece Bizde yok mu? Amerika'da var da hatasız kul burada yok mu? Burada da var. İmtihandayız ya. Bize de diyor ki Cenab-ı Hakk'ı kızdırdık Allah'a.
Allah bize kızdı, Müslümanlara kızdı, Trump'a kızdı, Fransa'ya kızdı, İngiltere'ye kızdı, Almanya'ya kızdı, bütün Batı alemine kızdı. Neden kızdı? Türkiye'ye kızmadı mı? Türkiye'ye de kızdı ama o kadar olacak. Çünkü dünya savaş halinde. Sen de kendini tedbir alacaksın, takdiri Allah'a bırakacaksın. Sifere alacaksın kendini. Biz elhamdülillah kendimizi sifere aldık. Ama muhakkak olacak bu imtihan. İbrahim Aleyhisselam imtihana daldı. Neden? Nuh Aleyhisselam Nuh dediler, peygamber demediler, hepsi helak oldu. Olmadı mı? Kur'an'da Nuh suresinde. Gemiye oğulcuğum, yavrucuğum, gel şu gemiye bir. Sonra Allah'ın azabı patlak verecek dedi. Uludağ'ın tepesine çıkardı.